Niye böyle giyindin? Bu bizim ameliyat üniformamız Efe. Sen de konsere çıkmadan giyiyorsun ya, penguen gibi. O hesap. Hı? Capito? Capito. Bana bak. Korkmuyorsun değil mi? Hı? Korkmuyorsun değil mi? Ben korkmuyorum. Sen? Ben de korkmuyorum. Ne korkacağım? Baksana. İki tane canavar gibi cesur yürek var. Güveniyorum size. Hadi bakalım. Türk hemşire. Fısla. Efe, şimdi güzelce uyuyacaksın. Uyandığında hepsi geçmiş olacak. Showtime. Showtime. Gitarımı da getireceğim. Uyandığında jam session yapacağız, tamam mı? Hadi bakalım biraz gene. Kalbine ulaşmak üzereyim. Evet. Ablasyon yapıyorum. Hocam nabız 160. Tamam. Hocam. Superman fiyat çıkardı. Defi getir. Hazır hocam. Yükselt. Hazır. Yükselt. Hazır. Ekibim şu anda ne yapıyor biliyor musun? Hayır. Benim neyim var? Onu bulmaya çalışıyorlar. Senin neyin var? Eyvallah. Sorduğun için. Benim ölüyor olduğumu düşünüyorlar. Ölmek kötü kelime. Üzücü ölmek. Ben sana bir şey diyeyim. Şimdi şuradan çıksam dışarıda yürürken kafama meteor düşse mesela ölürüm değil mi ben? Ama kimsenin umurunda olmaz. Herkes başına üşüşür, meteora bakar. Bilimsel bir olay haline gelir. Beni unutur herkes. Ben de diyorum ki onlara unutun beni. Unutun. Bırakın beni kendi halime. Her şeye burnunuzu sokmayın diyorum ama dinleyen kim? Dinleyen kim? Öylesine bir soru o. Aslında cevabı belli. Kim? Kimse. Kimse. Hiç kimse dinlemiyor beni Efe. Dinlemiyorlar. İlle gelip burunlarını sokuyorlar. Cehennemin dibine gitsem yine gelip bulacaklar beni. Cehennem de kötü kelime. Kötü kelime değil mi? Kötü kelime. Kötü kelime. Ha? Ulan ne adamsın be Efe. Hı. Kim bilir nasıl biriydin sen? Ha? Kazadan önce veya kaza olmasaydı nasıl biri olacaktın? Seviyor musun hayatını? Hangi hayatı? Kendi hayatını. Piyano çalmayı, turnelere gitmeyi, kızlarla takılmayı seviyor musun? Kızlardan hoşlanmam ki.
Heyecan, Allah Allah. Hoşlanmak zorunda değilsin. Nelerden hoşlanırsın o zaman? Söyle bakalım. Piyano çalmaktan. Ne oldu? Efe'nin kafatasını delmek için küçük bir matkap kullanacağız. İçeride kanama mı? Evet. 12 tane delik açtığımızda elektrotları cerrahi olarak beyin zarının altına, yani beynine yerleştireceğiz. Yani ya kanser ya da otoimmün bir hastalık. Çok üzgünüm ama doğru. Hangisi daha iyi? Hiçbiri. İntrakraniyel EEG'de epileptik dalgalar görmedik. Otoimmün o zaman? Hayır. Epileptik dalgalar yoktu. Ama Efe'nin beyninin sağ tarafı tamamen ölü. Yani siz benim için ağlarken çocuğun beyninin yarısı öldü. Ha? Hadi yine iyisiniz, şöyle bir teselliniz olabilir. Aslında öyle olmadı. Bu beynin dışından yaptığımız klasik EEG beynin içinden yaptığımıza göre daha kaba bir yöntem. Ama yine de ne olursa olsun beyin ölümünü kaçırmaz. Ama çocuğun durumu daha kötüye gitti. O kadar da değil. Çocuğun solunumu zayıfladı, nöbetlerin şiddeti arttı, sıklaştı. Çocuk 5 dakikada bir nöbet geçiriyor hocam. O kadar da kötü bir durumda değil. Hala konuşabiliyor, hala solak. Yani konuşma beynin sağ tarafında. Efe'nin beyninin 15 yıl önce kendini nasıl yeniden düzenlediğini bilmiyorsunuz hocam. Ya beynin sağ tarafı birazcık ölüyse? Ya nöronlar hala rastgele ateşleme yapıyorsa? Hocam kendi durumunuzu unutturmak için bulmaca arıyorsunuz şu an. Doğru. Efe öldü. Hadi gidelim. Paydos. Ne buldunuz? İyileşecek mi oğlum? Evet, çok üzgünüm ama durum... Evet, evet. Bu nedir? Piyano. Bu nedir? Belli ki kaybettiği...
time. Müzik global bir süreçtir. Beynin tümünü gerektirir. Yarım beyinle piyano çalınamaz. Geliyor bu. Beyninin sağ tarafı her zaman berbat durumdaydı. Vay be, o zaman otoimmün. Evet. Asıl soru, şimdi ne yapacağız? En olası ve tedavi edilebilir hastalıklar poliartritis, nodosa, takayasu ve sarkoidoz. Bunu kastetmemiştim ama. İyi başlı sen. Nereye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.